Öncelikle bu gerçekleri gözler önüne serdiğiniz için ve Türk milletine gösterdiğiniz için size çok teşekkür etmek istiyorum. Ve bir Türk genci olarak biliyorum ki vatan sevgisi imandan gelir. Tüm bunlara rağmen Atatürk neden bize dinsiz olarak gösteriliyor, bu şekilde tanıtılıyor? Ben fikrinizi almak istiyorum hocam. Teşekkür ederim. Oldu. Teşekkür ederim. Arkadaşınızın sorduğu soru hakikaten çok mühim. Niçin Atatürk dinsiz gösteriliyor, gösterildi? Şimdi dedik ya, Anadolu coğrafyası çok zor bir coğrafya. Dolayısıyla burada vatan bulmuş milletlerin eğer ortadan kaldırılması düşüncesi varsa önce onun doruk noktasındaki insanı alaşağı ederler. Yani kalkıp da çiftçisiyle, çöpçüsüyle uğraşmazlar. Onu, o şahsiyeti ona veren o kimliği yok etmeye çalışırlar. Ve bu kimlikte kim? Merhum Mustafa Kemal Atatürk. Onun için hücum onadır. Kalkacak bana hücum edecek. Ne çıkar ondan? Ben yok olursam benim gibi binlerce, milyonlarca insan var. Ama Atatürk yok olursa millet yok olur. Onun için bu hedefteki insan odur. Onun için biz başta söylediğim bizim ideal delikanlımız kim olması lazım? Mustafa Kemal Atatürk olması lazım. Nasıl bir delikanlı olacağız? Mustafa Kemal gibi bir delikanlı olacağız. O zaman istedikleri kadar hücum etsinler, vız gelir tırıs gider. Teşekkür ediyorum.